Yepyeni bir Z raporundan herkese merhaba. Gökyüzünden bildiriyoruz biliyorsunuz ve çok önemli bir haberle geldik karşınıza. Haftanın en önemli, hatta bence bu yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri Jüpiter gezegeni Koç burcuna geçiş yapıyor. Ve 12 yıllık bir döngüyü tamamen kapatıyoruz. Yani aslında 2010-2011 senelerine dönüp baktığımızda o yıllardan bu zamana kadar yaşadığınız olayların adeta bir kapanışı ve bir finalini yaşayacaksınız. Tabii ki bu hemen bugün olmayacak ya da yarın gerçekleşmeyecek ama süreç adeta bunun için elinden geleni yapacak. Sizlere bunu hatırlatacak ve burayla ilgili büyük değişimleri önünüze getirecek. Bunu sorgularken 2010-2011-2012 seneleri belki çok zorlayıcı, çok stresli, kayıplarla dolu seneler de geçmiş olabilir. Çünkü çok önemli başlangıçların olduğu senelerdi. Bu sizi korkutup da sanki önümüzdeki zaman diliminde de buna benzer şeyler yaşayacak mısınız duygusunu vermesin. Bu tarz şeyler değil. Hemen negatif ve olumsuz yorumlar yapmayın. Astrolojiyi bu konuda kullanmayın. Yani negatif şeyler olacak, kötü şeyler olacak, yine bir gökyüzü olayı var gibi bakmayın. Aksine tam tersi, bunu hayrınıza nasıl kullanabilirsiniz? Bu ilmi kendinizi geliştirmek üzerine nasıl değerlendirebilir ve kullanabilirsiniz? Olaylara lütfen bu bakış açısı içerisinde bakın ki hayatınız güzelleşsin. Yıldızlar yolunuzu daha güzel aydınlatsın diyoruz. Jüpiter Koç burcuna geçiş dönemi de sizleri hızlandıracak, yeni iş planları yapmanızı sağlayacak, yeni kararlar vermenizi ve yeni bir dönem başlatmanızı izin verecek diyebiliriz. Ya da bunlar ortaya çıkacak. Ya da bir sebep olacak ve artık yeniden başlamanız gerektiğini göreceksiniz. Bence güzel, çünkü Jüpiter Koç burcunda istediği duyguları, istediği dürtüleri ve hedefleri ortaya koyma fırsatları sizlere sunar. 11 Mayıs'ta başlayan bu süreç 28 Temmuz'a kadar devam edecek. Ama bir değişik durum daha var. O da efendim 28 Temmuz'dan sonra Jüpiter'in Koç burcunda gerileyerek tekrar Balık burcuna bir dönüş yapması olacak. Yani 11 Mayıs'ta Jüpiter Koç burcuna girecek. 28 Temmuz'da Jüpiter Koç burcunda gerilemeye başlayacak. 28 Ekim'e kadar gerileyecek olan Jüpiter gezegeni gerilerken Balık burcuna tekrar dönüş yapacak. Buradaki süreç işte o zaman tekrar size 2022 senelerinin başlarını hatırlatabilir. Yani 28 Temmuz'la 28 Ekim arasına çok dikkat çekiyoruz. Orada yaşayacağınız olaylar 2021 ve 2022'nin başlarında yarım kalan konularınızı şekillendirecek düzeyde olacak. Oradaki notaları daha iyi okuyabilirsiniz ya da oradaki yaşadığınız durumları, tamamlanamayan konuları bu aralıkta tamamlama fırsatı bulabilirsiniz. Tabii bununla birlikte Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında da yaşadığınız ya da yaşama ihtimali olduğunuz konular 2023 konusu olacak diyebiliriz. Tabii ki 2023 konusu 16 Mayıs'a kadar sürecek. 16 Mayıs 2023 tarihine kadar Jüpiter Koç burcunda kalacak. İşte şimdi bu tarihleri iyi izlemek ya da bu tarihlerle birlikte iyi notlar alarak hareket etmek çok önemli olacak. Bu izlediğiniz video tam bir yıl boyunca çok işinize yarayacak. Yani bu video kendini 16 Mayıs 2023'ten sonra imha edebilir ama bundan öncesi için çok fazla işinize yarayacak bir video olacak. O yüzden kaydetmeyi, arada dinlemeyi mutlaka ihmal etmeyin. Bu çok değerli olacak sizler için. Bu videonun içerisinde de 12 tane burç üzerindeki etkilerinizden söz edeceğim ve bahsedeceğim. Jüpiter Koç süreci yeni bir sayfa açmaktır. Her şey yeniden başlama cesaretiniz olduğunu gösterir. Yeniden sevebilirsiniz, yeniden başlayabilirsiniz ve en önemlisi yeniden inanabilirsiniz diyoruz. O zaman hadi bakalım 12 burç üzerindeki etkilerine tek tek bakıyoruz. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar, sevgili koçlar, işte konu tam da sizi ilgilendiriyor. Çünkü Jüpiter Koç burcuna geçiyor. Doğası gereği bu alanda bazı olayları hem çok büyütecek sizler için, çok büyük fırsatlar, şanslar önünüze serecek ama bunları elinize, gözünüze, yüzünüze bulaştırmamak da çok önemli bir meziyet olacak. Bu nasıl mümkün olacak? Yetenekleriniz,
uzlaşmacı yönünüz, bunu nasıl kullandığınızla çok ilgili. Bir fırsat önünüze gelecek, bunu nasıl değerlendirdiğiniz, ne kadar iyi niyetli olduğunuz, bunu nasıl şekillendirdiğiniz çok değerli olacak bu dönem içerisinde. Dönem dediğim bir yıllık bir süreci kapsıyor. Yani özellikle 16 Mayıs 2023'e kadar bu konuyu konuşuyoruz. Bugün tekrar ediyorum, bu videoyu dinlediğinizde her şey değişmiş gibi hissetmeyeceksiniz ama bir şeyin dönüm noktasında olduğunun farkına varacaksınız. 20 senelik bir sayfayı belki de kapatıyorsunuz. Özellikle iş hayatınız ve mesleki durumlarınızla ilgili yeni adımlar atacaksınız. Ve başarınız, yaptığınız işler, becerileriniz, bunlar ortaya çıkacak, bunlar görünecek. Burada ne kadar değerli işler yaptığınız, yeteneklerinizin olduğunu, belki de siz konuşmak isteyeceksiniz, belki de bazı şeyleri siz ortaya sunmak isteyeceksiniz. Hem iş hayatınızda bir başarı yakalarken ilişkilerle ilgili de yeni adımlar atmak, ilişkilerinizle ilgili yeni kararlar alma noktasına da gidebilirsiniz. Tabii bu bir evlilikse evlenme kararına da dönüşebilir. Ya da bir ayrılmaysa ilişkinizle ilgili artık gözünüze her şeyin çok fazla battığını, artık eskisi kadar kendinizi manipüle edilmesine izin vermek istemediğinizi fark edebilirsiniz. Sanırım özgürleşmeye ihtiyacınız var. 2011 ve 2012 senelerinde mecburen tutunduğunuz şeyler üzerinden hareket etmek zorundaydınız ama artık değilsiniz, artık özgürsünüz, artık farklı bir bilinç içerisindesiniz. Farklı güçleriniz ve yetenekleriniz var. Bence yeteneklerinize tutunun, sizler için yeni bir dönüm noktası başlıyor. Bu dönemde açacağınız sayfalar sizler için 12-13 yıllık bir dönemi açıklayacak. Yeni bir işe girebilirsiniz, yeni bir proje başlatabilirsiniz. Yeniden her şeye sıfırdan başlayabilirsiniz. Ama bu başlangıç asla bir kayıptan ya da asla bir yıkımdan kaynaklı bir başlangıç olmayacak. Adeta kendinize inandığınız, güçlerinizi ortaya koyduğunuz ve artık şimdi zamanı dediğiniz bir başlangıç olacak diyelim. Güzel bir dönem ve sene diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar, sevgili boğalar, sizler için bu Jüpiter transiti 12. evinizden geçiş yapacak. Evet, hem duygusal dünyanız, hem iş ortamınız, hem arkadaşlıklarınızla ilgili yeni kararlar verdiğiniz yeni bir dönüm noktasındasınız. Bu dönüm noktası tabii ki nasıl gelişecek? Biraz kendinizi çaresiz hissediyor olabilirsiniz sanki ya da bir yardıma muhtaçsınız ve birinin size yardım etmesi gerekiyor duygusu içinde olabilirsiniz. Asla böyle düşünmeyin. Böyle bir şey içerisinde değilsiniz aslında. Çaresiz de değilsiniz. Kendinizi yönsüz ve umutsuz hissediyorsunuz. Güneş tutulmasını da yaşıyorsunuz. Güneş tutulması insanın içgörüsünü kaybettirir. Lütfen bu dönem içgörünüzü kaybetmeyin. Daha sakin kalın. Jüpiter Koç transiti dostu düşmanı gösterecek. Arkanızdan dönen işler varsa, sizi inciten, size karşı düzenlenen manipülasyona dair hareketler, iftiralar, yanlış anlaşılmalar varsa, burada haklılığınızın anlaşıldığı, ilahi adaletin de önünüze geldiği bir zaman olacak. Adeta zihinsel bir yükseliş içerisine giriyorsunuz. Neyin önemli olduğunu, neyin değerli olduğunu, manevi duygularınızı fark ediyorsunuz. Sadece bu süreç ve bu dönem içerisinde iş ortamınızdaki anlaşmazlıklara, tepkilere biraz daha dikkat edin. İzole olmak, daha arka planda kalma ihtiyacı içerisinde hissedebilirsiniz. Kendinize güveniniz zayıflıyormuş gibi gelebilir. Aksine kendinize en güvendiğiniz zaman dilimindesiniz. Lütfen bu tarz manipülasyonlara karşı daha sabırlı ve daha sakin olun. Kendinize olan inancınızı kaybetmeyin. Kendinize olan inancınızı kaybettirmeye çalışan insanlardan da uzak durun diyoruz. Güzel bir süreç diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar, sevgili ikizler. Bu Jüpiter transiti sizin 11. evinizden geçiş yapacak. Bu da sosyal ilişkilerinizi, toplumsal kariyer açısından statünüzü belirleyecek bir süreç olacak. Adeta büyütecek, adeta yüceltecek. Ya da burayla ilgili yeni adımlar atmanıza izin verecek. Yeni bir başlangıcın içinde olacaksınız. Tabii ki bunu yaparken kendinizi daha özgür hissetmek, daha sosyal hissetmek isterken yeni arkadaş ortamlarına girip yeni arkadaşlar tanıyacak ve onlarla iş birlikleri içerisinde olacaksınız. Özellikle geçtiğimiz seneden beri iş hayatınızda istediğiniz verimi alamadıysanız şimdi bu dönem burayla ilgili ödülleri alma zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Sadece Mayıs ve Haziran aylarında size vaat edilen sözler ya da size sunulan konulara biraz daha temkinli yaklaşın. Hemen herhangi bir konuya ya da vaade hemen atlamayın ya da hemen onu kabul etmeyin. Biraz sabırlı olun, gözlemleyin. Çünkü Merkür gezegeni de sizin burcunuzda gerilemeye başladığı için bu süreç içerisinde sanki eksikliklerinizi görmeniz gereken, arkadaşlarınızı, dostlarınızı tanımanız ve artık işinize gerçekten yaramayan, gerçekten sizi aşağıya çeken
bazı konuları da artık fark etmeniz gereken, değişmeniz gereken bir süreci size açıklıyor. Biraz daha bu konuda seçimlerinizi iyi yapar, iyi doğrultuda götürürseniz daha başarılı olacaksınız. Kariyer hayatınızda 13 senelik çok önemli bir döngü başlatıyorsunuz. Önemli bir döngü ve önemli bir süreç. İş ve mesleki anlamda becerilerinize güvenin ve yeniden başlamaktan lütfen korkmayın diyoruz. Eski ilişkiler ya da duygusal konularınızla da ilgili çok belirleyici bir süreci başlatacak Jüpiter Koç transiti. Buna olan inancınızı kaybetmeden seçimlerinizi güzel yapın ve sosyal statünüzü geliştirecek eğitim planları içerisinde olun diyoruz. Güzel bir süreç diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar, sevgili yengeçler, sizler için de keyifli bir zaman dilimi. Bu geçiş 10. evinizden geçecek. Kariyer evinizden geçen bu transit etkisi tabii ki sizleri büyütmek isterken zaman zaman da bunaltabilir. İş planlarınızdaki yoğunluk veya alacağınız sorumluluklar sizleri başka yönlere ilerletebilir. İş hayatınızda aşırı derecede yükselişe geçtiğiniz ama tabii ki buna geçerken de sorumluluklarınızın çok arttığı ve savaşmak zorunda kaldığınız, mücadele etmek zorunda kaldığınız konularla karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki bir insan için mücadele edeceksiniz, belki işiniz için mücadele edeceksiniz ama bunun sonu kötü değil. Mücadele etmeniz gerekiyor. Zaten savaşmanız gerekiyor. Sizin olanı almanız gerekiyor. Yıllar önce bunu kaybettiniz belki de. Şimdi sıra o kaybettiğiniz fırsatı kazanma zamanı. Bunu ele geçirmeniz gerekiyor. Bunu almanız gerekiyor ya. Bu sefer de bunu kaybedemezsiniz. Bu sizin olmalı ve sizinle ilerlemeli. Olaya bu açıdan bakın. Bu iş hayatınız olur, mesleki becerilerinizle ilgili bir konudur. Belki yarım bıraktığınız eğitiminizdir. Belki de iş hayatınız, evliliğiniz, aşk hayatınızdır. Artık bunun anlamı her neyse bunlara biraz daha dikkat edip özenle yaklaşın diyoruz. Aynı zamanda mesleki anlamdaki bu büyümeyi sizler de elinizden geldikçe çaba sarf ederek, gayret göstererek daha da büyütebilir, daha da güzel bir statüye ve noktaya getirebilirsiniz. Projelerinizdeki başarınız konuşulacak ve hatta yurt dışı, belki de eğitim, belki üniversiteler alanında da büyük başarılara doğru gideceğinizi söyleyebiliriz. Taşınma, yer değişikliği gibi süreçler de çok hızlı bir noktada gelişebilir. Bunlara da hazırlıklı olup takip edin diyoruz. Keyifli bir süreç diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar, sevgili aslanlar, sizler için 9. evinizde gerçekleşecek bu transit adeta yeniden inanmaya, yeniden güvenmeye sevk ediyor. İş hayatınızda ve mesleki alanda yeni bazı başarılar ve kazanımlar elde ederken sanki sahne önüne geçiyorsunuz. Uzun süredir arka planda kalmıştınız, şimdi sahne önünde bir takım işler içerisinde olacaksınız. Geleceğe dair umutlarınızın yeşerdiği ve yeni hedefler koyduğunuz, belki medya, belki basın, belki üniversitelerle ilgili, yurt dışı ile ilgili planlarınızın da aktifleştiği ve burada şanslarınızın ve fırsatlarınızın da arttığı bir dönem olduğunu çok büyük bir rahatlıkla söyleyebiliriz. Hayatınızda neyin yanlış, neyin doğru olduğunu gerçekten keşfettiğiniz bir zaman dilimindesiniz. İş hayatınızda şu an her şey üstünüze geliyor olabilir, yöneticileriniz baskı yaratıyor olabilir. Burayla ilgili çok fazla kaygı ve endişe yaratmayın. Çünkü kariyer hikayeniz büyük bir değişime gidiyor. Yeniden şekillendirdiğiniz bir kariyer hikayesine gideceksiniz. Bu 2023 yılında tamamen ortaya çıkacak. Şu an adeta temellerini atıyor. Yeni bir oluşumun ilk başlarında hareket ediyorsunuz. Bu belki önümüzdeki zamanlarda size gelecek yeni bir teklif ya da önümüzdeki süreçte sizin yapacağınız, sizin kendi işinizi kurmak istediğiniz bir zaman dilimi olabilir. Özgürleşiyorsunuz. Şans sizden yana diyoruz. Keyifli bir süreç diliyoruz. Sevgili Başaklar veya yükselen burcu Başak olanlar, evet sevgili Başaklar, 8. evinizde gerçekleşecek olan bu transit adeta sizler için bir dönüşüm diyebiliriz. Dönüşüm kelimesini pek sevimsiz buluyorsunuz. Dönüşeceğiz, neye dönüşeceğiz, ne? Bu dönüşüm nedir, kesin başımıza bir kötü bir şey gelecek diye söyleniyor olabilirsiniz ama hemen böyle yorumlamayın. 8. ev insanların yaşantısında mutluluğu nereden bulduğunu açıklar ve izah eder. Sanırım mutlu olmak uzun zamandır en çok özlediğiniz şeylerden biriydi. Mutlu olmak neyle bağdaştırıyorsunuz? Mutluluk varılacak bir nokta mı yoksa bir yolculuk mu? Belki bunu anlayacağınız bir süreç başlıyor. Belki size o mutluluğu verecek, gerçekten o mutluluğu yaşayacağınız şeyi bulacaksınız bu süreçte. Tabii ki bu dönüşüm süreci soyut anlamda böyle bakmamızı gerektirse de somut açıdan parasal, finansal ve kredilerle ilgili konuları da getirebilir. Belki bu süreç maddesel olarak sizlere bir yatırım yapma fırsatı getirebilir. Anne baba ilişkilerinizle ilgili, ebeveynlerle ilgili, belki aile ile ortak yatırımlar,
yapma noktasına sizleri götürebilir. Yeni bir şeyler geliştirecek ve yeni bir dönemi tetikleyeceksiniz. 8. ev zaman zaman insanın yaşantısında sanki hayatı kaçırıyormuşsunuz izlenimi verebilir. Bu yüzden bu tuzağa da düşmeyin. Bu bir tuzak. Kimse hayatı kaçırmıyor. Herkes olduğu gibi anda yaşamayı öğrenmeli. 8. ev transiti belki de size birazcık da bunları öğretecek ya da bunları deneyimletecek diyebiliriz. Tabii aynı zamanda hamileliği anlatır, çocuk sahibi olmayı anlatır, devletle ilgili atanmayla ilgili işler bekliyorsanız bunları anlatır. Burayla ilgili uzun zamandır çalışmalarınız varsa, hukuksal mücadeleleriniz varsa bunlarla ilgili sonuçlar almayı anlatır. Burası da sizlerin yaşantınızda kök saldığınız, kendinizi gerçekten iyi hissettiğiniz noktalarda sonuçlar alma fırsatınız sunar diyoruz. Şans ve fırsatların yanınızda olduğu bir dönem olsun diyoruz. Terazi veya yükselen burcu terazi olanlar. Evet, teraziler bu Jüpiter geçişini 7. evlerinde yaşıyorlar. Yani ikili ilişkileri. Tabii ki şimdi Jüpiter 7'ye geçtiği zaman hemen deriz ki astrolojik olarak teoride baktığınızda evlenecek, evlilik içerisinde olacak ya da yeni biriyle tanışacak gibi ifadeler kullanılır. Ama genelde Jüpiter transitleri sanki ikili ilişkilerde bir temizlik zamanı gibi gösteriyor bana. Yani genelde bırakma, ayrılma, boşanma gibi durumları bu transit verebiliyor. İlişkiler eğer sağlam temeller üstüne atılmadıysa, burada bir zedelenme ya da burada bir takım konularda bir farkındalık bizlere yaşatabiliyor. Ama tabii ki bu transit hakikaten de evlilik, yuva kurma, aile kurma gibi noktaları da yüksek dozda tetikleyebilir. Eğer haritanızda aldığınız açılara bağlıdır bu birazcık daha olsun. İlişkilerinizi güçlendirmek, ortaklık yapmak, düşmanlarınızı fark etmek, gerçekten sizinle rekabet içerisinde olan insanları fark etmek gibi durumları da bizlere gösterebilir. Burada çok dikkat edin. Çalışma ortamınızda özellikle çalıştığınız insanların sizin eşyalarınızı karıştırması ya da sizi manipüle etmesi için gizli konularınızı öğrenmeye çalışması gibi durumları tetikleyebilir. Çok fazla dikkat çekebilir ya da bazı konularda hedef olabilirsiniz. Bunlara biraz daha dikkat etmeye çalışın. Aşk hayatınızda sürpriz konulara, sürpriz birlikteliklere hazır olun. Aşkta başarı sağlamak için güzel bir etkileşimdir bu, güzel bir süreçtir. Tabii ki bunu sağlarken de bu uzun vadeli, hayatınıza uzun vadeli taşıyacağınız insanları da işaret eder. Eğer bir ortaklık düşünüyorsanız ya da bu dönemde bir ayrılık gerçekleştiriyorsanız da hayatınızda bir şeylerden kurtulduğunuzu da ifade edebilir diyoruz. O zaman güzel bir dönem diliyoruz. Akrep veya yükselen burcu akrep olanlar, sevgili akrepler. Evet, 6. evinizden geçiş yapacak bu transit sorumluluklarınızı arttırıyor. İş hayatınızda kendinizi daha fazla konuşan, daha fazla sorumluluk alan, sanki işlerin tüm yükü size kalmış duygusu içerisinde hissediyor olabilirsiniz. Bunu belki partneriniz size yükledi, belki de iş ortağınız size yükledi. Ama birden kendinizi sudan çıkmış balık gibi işlerin ortasında her şeyi yönetmek zorunda kalan biri olarak bulmuş olabilir ya da işten çıkartılmış da olabilirsiniz. Bu ikisi de mümkün. Yani bu doğum haritanıza göre anlam kazanan bir şey. Şayet bunlardan her birine de sahipseniz sonuç bu dönem içerisinde 16 Mayıs 2023 tarihine kadar sorumluluk ve rutinlerinizi korumak ve burayla ilgili yeni rutinler, yeni alışkanlıklar geliştirmeniz gerektiğini işaret ediyor. Rutinleriniz bozulmasın, alışkanlıklarınız bozulmasın diye yaratıcılığınızı unutmamanız gerekiyor. Sizler çok yaratıcı, gerçekten hayattan keyif alan, neşelenen insanlarsınız aslında ama hem tutulmaları yaşamak hem Güney Ay düğümünün burada olması sanki rutin hayatınızın da bozulmasını istememe duygusunu size tetikleyebilir ama sanırım muhtemelen alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gereken, rutinlerinizi bozmanız gereken, yaratıcılığınızı ortaya koymanız gereken de bir sürece işaret ediyor. Evet, biraz köle gibi çalışma zamanı gibi görülse de hayatınızda bunun ödüllerini 2023 yılında çok güzel bir şekilde alacaksınız. Harika bir işe girebilir, iş ortamından çok memnun olabilir. Bu memnun olduğunuz iş ortamıyla da alakalı güzel ilerleyen süreçlerde özellikle 28 Ekim sonrası terfi, yer değişikliği gibi konularla da başarılı olabilirsiniz. Çalışma alanında ve sorumluluklarda kök saldığınız bir zaman. O yüzden elinizden geldikçe bunu güzel değerlendirin diyoruz. Keyifli zamanlar diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar, sevgili yaylar, sizler için de güzel bir dönem olacak. Jüpiter sizin yönetici gezegeniniz 5. ev transiti yapacak. Tabii ki bu kaybettiğiniz, hayattan zevk alma becerilerinizin artık yok olduğu şu dönem için ilaç gibi gelecek.
Aşk hayatınızda büyük bir değişime hazır olun. Aşk ve ilişkiler, çocuk sahibi olma gibi kararlar, bunlar hayatınıza birdenbire giriş yapabilir. Uzun zamandır kafaya taktığınız ve uzun zamandır sonuç alamadığınız konularla ilgili durumlarda netlik kazanabilirsiniz. Bir takım sigara, alkol gibi bağımlılıklar varsa hayatınızda, bu kötü alışkanlıkları da hayatınızdan çıkartabileceğiniz spor, düzenli, sağlıklı beslenme ya da hayatınıza, bedeninize anlam katacak daha güzel, daha başarılı bir takım alışkanlıklar elde etmek için çok güzel bir zaman içinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Sadece bu geçiş içerisinde aşırıya kaçmamayı, bazı şeyleri abartmamayı, daha dikkat etmeniz gereken bir süreç. Bu zamanda hayatınıza aldığınız her şeyi bir alışkanlık haline getirebilirsiniz. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili konularda da bir takım yatırımlar, eğitim planları, onlarla ilgili süreçler geliştirebilirsiniz. İş hayatınızdaki bir takım değişimler şaşırtıcı olacak. Şu an hiçbir şey göründüğü gibi değil. Şu an belki köşeye sıkışmış ve belki mutsuz hissediyor olabilirsiniz ama iş hayatınızda neşenizle bazı şeyleri kazanacaksınız. Lütfen gülen yüzünüzü, neşenizi asla bu süreç içerisinde yok saymayın. Çünkü kuracağınız iletişimler sizleri çok değiştirecek. Aşk hayatınız ve ilişkilerle ilgili konularda kalbinizin hızlıca çarptığı, aklınızın da yattığı bir ilişkiye hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyoruz. O zaman keyifli bir süreç diliyoruz. Sevgili Oğlaklar veya yükselen burcu Oğlak olanlar, sevgili Oğlaklar. Bu Jüpiter transiti 4. evinizden geçiş yapacak ve sizler için çok önemli konuları gündeme getirecek. Özellikle ev sahibi olmak, taşınmak, yer değişimi, belki de yaşadığınız yere ait olmama duygusu, belki kariyerinizle ilgili emekli olmak, evinize geçiş yapmak, hayatınızla ilgili yeni bir düzen kurmak gibi kararlar noktasına götürebilir. Yeni bir başlangıç içerisinde olacaksınız ama bu sanki birazcık daha vereceğiniz kararlarda gelgitler içerisinde olabilirsiniz. Özellikle bu kararları 28 Temmuz sonrasında harekete geçirebilir ve 28 Ekim sonrasında da gerçek anlamda bir adım atma kararı içerisinde olabilirsiniz. Tabii ki bunlar gelişirken bu konuda finansal ve parasal konular çok önemli olacak. Ekonomik koşullarınızı iyileştirmek de istediğiniz, paraya da ihtiyacınız olan bu dönemde gerçek anlamda istediğiniz şeyin huzur mu, para mı, ne olduğunu, ne beklediğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Evinizin içerisinde tadilat yapmak, evi değiştirmek, evle ilgili konular, anne baba miras alacak, yer değişimi, belki şehir değiştireceksiniz. Şu an size çok uzak geliyor olabilir ama biraz sürprizlerle dolu bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi bu videoyu saklayın, bir yıl boyunca çok işinize yarayacak. Belki bu konuştuğumuz şeyler size şu an için çok uzak gelmiş olsa da zamanı geldiğinde şaşırtıcı bir şekilde sizleri daha fazla ilgilendirecek diye düşünüyoruz. Kariyer hayatınızda ve iş hayatınızda yeni projeler ya da yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız, kök salmak istiyorsanız 12-13 senelik güzel bir sayfa açmak için de harika bir zaman. Mutlaka 11 Mayıs sonrasını değerlendirin ve başlayın diyoruz. Şimdiden güzel bir süreç diliyoruz. Sevgili Kovalar veya yükselen burcu Kova olanlar, sevgili Kovalar. Evet, sizler için Jüpiter 3. evinizde bir transit yapacak. Bu güzel bir geçiştir aslında. İletişiminizin güçlendiği, yeni insanlar tanıdığınız, bilgi, öğrenme, eğitim, keşfetme, bunlar tam sizin kaleminiz olan konular. Sizler bunlardan çok memnun ve mutlu olan insanlarsınız ama tabii ki iletişim becerileriniz büyümeye, iletişim ağınız büyümeye başlarken buraya da ilgili bazı sorunlar ve problemler kaçınılmaz olabilir. Daha dikkatli, daha özenli ve daha adım adım ilerleyen sistemler kurmanız gerekiyor. Sosyal medya işleri yapıyorsanız çok güzel bir dönem. Sosyal medya ile alakalı çalışmalar yapabilir ve burayla ilgili bir büyümeye gidebilirsiniz. Takipçileriniz büyür, belki sosyal medyanız, YouTube kanalı açacaksınız, burası açılabilir. Burayla ilgili yeni adımlar atabileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Ne yapmak istediğinize ve hayatınızı nasıl iyileştirmek istediğinize dair çok iyi fikirleriniz olacak. Kardeşlerinizle ortak işler yapabilir ya da akraba ilişkileriniz, kardeş ilişkileriniz, onlarla ilgili bir takım sorumluluklar alabilirsiniz bu süreç içerisinde. Öğrenmek, eğitim çok önemli olacak. Bu dönemi böyle değerlendirin. Yani ne kadar fazla öğrenmeyi, üniversiteye gitmeyi, bir okulda okumayı, dil öğrenmeyi, yurt dışı ile ilgili adımlar atmayı seçerseniz
bu yılı çok verimli ve çok keyifli geçireceğinizi söyleyebiliriz. Bu süreç içerisinde yakın çevre arkadaşlık ilişkileriniz ve akraba ilişkileriniz de çok değerli ve önemli bir gündem oluşturabilir. Bunlara da dikkat edin. Burayla ilgili küslüklere gitmeyin, tartışmalara gitmeyin. Araç alma, arabayla ilgili işler yapma, bunlarla ilgili konular, yatırımlar yapma gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bu geçiş sırasında sadece en iyi kendinizi hissedeceğiniz şey eğitim, kendinize anlatmak, kendinizi daha iyi geliştirmek, kişisel gelişiminize yatırım yapmak için çok değerli bir süreç olacak. İş hayatınıza ve mesleki yönünüze bu iletişim yeteneğiniz yansıdığında da özellikle yılın ikinci yarısında kariyerinizde adeta bir zirve noktasına gidebilirsiniz diyoruz. Sizlere de keyifli bir süreç diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar. Evet sevgili balıklar, Jüpiter uzun süredir sizin burcunuzdaydı. Yorgunluklar oldu. Jüpiter'in geldiği yer biraz insanı genişletmek için de böyle çekiştirir. Yani fırsatları veriyor ama tabii ki o fırsatları görmek de ayrı bir iş. Fırsatlar kolaylıklar arasından gelmez, zorluklar arasından gelir. Yani sistem sizi bayağı bir zorladı ki o fırsatları görün diye. Nitekim kiminiz gördünüz, nitekim kiminiz şu an acaba fırsat mı kaçırdım diye soruyorsunuz ama hiç telaşlanmayın. Kaçırdığınız bir fırsat varsa 28 Ekim sonrası tekrar hayatınıza gelebilir. Özellikle 28 Ekim neden? Çünkü Jüpiter gerilemesi 28 Temmuz'da Koç burcunda başladığında geriliye tekrar 28 Ekim'de Jüpiter balık sürecine gelecek. 28 Ekim'le özellikle Aralık ayı, yani Ekim, Kasım, Aralık sizler için adeta tekrar şans ve fırsatları yakaladığınız, tekliflerin tekrar size geldiği ve tekrar bir şansım daha varmış, tamam ya bunu bu sefer yapıyorum dediğiniz bir zaman dilimi olacak. O yüzden bu videoyu bir yere kaydediyorsunuz ve not alıyorsunuz. Sizler için Ekim, Kasım ve Aralık zamanı çok önemli. Henüz hiçbir şey bitmedi ve siz son sözü söylemeden de bitmeyecek diyebiliriz. O yüzden endişeleri ve kaygıları, mutsuzlukları bir kenara bırakın. Yeniden parladığınız ve büyüdüğünüz bir zaman. Şu an belki ekonomik olarak sizler için Jüpiter geçişi ikinci evinizde olacak. Ben sizlere diyeceğim ki ekonomik olarak çok büyüyeceksiniz. Ekonomik olarak çok acayip bir noktaya gideceksiniz diyeceğim ama aksine siz ekonomik olarak şu an bir küçülmeye gidiyor olabilir ya da daha az maaşla bir yerde çalışmaya doğru yola çıkmış olabilirsiniz. Ama bundan hiç korkmayın. Bu süreç aslında sizlerin hayatınızla ilgili şunları açıklıyor. Şu an verdiğiniz kararlar, az maaş olarak görünen şey ya da sizler için değersiz gibi duran şeyler aslında manevi değeri ya da size iyi gelecek değer kısımları iyiyse bir müddet sonra hızlıca büyüyecek. İyi ki bu kararı vermişim dediğiniz süreçler olacak. O yüzden şu an hiçbir şeyi parasal olarak değerlendirmeden, çok çalışarak, emek vererek, geri adım atmayarak ilerlemenizi tavsiye ediyoruz. Aşk hayatınızda ve ilişkilerinizde de sürprizlere hazır olun. Özellikle 28 Temmuz sonrası şu an ilişkilerde bozuk olduğunuz, zorlayıcı şeyler yaşadığınız kişiler tekrar hayatınıza gelecek ve muhtemelen tekrar onlarla ilgili gündemler konuşulacak. Diyeceksiniz ki ne yapalım o zaman? O zaman kanala abone olacaksınız ve o zaman geldiğinde de ne yapacağımızı ya da ne yapmamız gerektiğini birlikte konuşacağız diyoruz. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın.